medikal estetik uzmanı Doktor Nüket Eroğlu bizimle. Nüket Hanımcığım, hoş geldiniz. Altaycığım, seni buraya alayım. Nasılsınız? Merhaba. Hiç kalkmayın, rahatsız olmayın. Çok iyiyim. Ha. Çok iyi gördüm sizi maşallah. Aman aman, ne güzel, tam yaz yaz, bahar bahar açtınız içimizi. Efendim kızlar, bugün çok güzel konularımız var. ya bende yok Hikmet, seni bilemeyeceğim. Ya benim hiç öyle bir sorunum yok. Benim de yok, evet. Senin de yok Hikmetciğim. Evet, dengesel yağlanma ve selülitten bahsedeceğiz. Aynen. Hikmet bizi ilgilendirmez ama. Tabii, ama saçtan bahsetmediğiniz sürece benim için hiç sorun yok. Saçtan da bahsetmiyoruz. Bugün tesadüfen yok. Gene bir kulağım orada. Efendim? Bir kulağım orada. Bir kulağınız burada. Bizi ilgilendirmiyor. Aynen. Yani hiç ilgilendirmiyor. Bölgesel yağlanma ve selülit sorunlarında binlerce alternatif var. Ne yapmalıyız diye böyle ilgilendirmiyor ama tip böyle doktora doğru koşuyor değil mi? Yok, evet. Doktor da koşuyor ama. Doktor da koşuyor diyor. Gel şekerim. Kollarını açmış koşuyor. Evet. Evet, neler yapmalıyız? Yaza hazırlanırken en sık yapılan medikal uygulamalar nelerdir? Meraklı ya. Evet, buyurun. Bir kere selülit problemlerimizden kurtulmak için, bölgesel fazlalıklarımızdan kurtulmak için artık çok kolay çözümler var. Eskisi gibi ameliyat masasına yatmak zorunda değilsiniz. Bu müjde tabii. Medikal estetik müjdesi. Operasyon... Nereye yatıyoruz? Yatmıyoruz hiç. Ayakta mıyız? Çok kısa süreli yatıyorsunuz. Yani hastanede kalmak zorunda kalmadan çok kısa süreli keyfi yatıyorsunuz. Yatıyorsunuz, dinlenip kalkıyorsunuz, öyle diyelim. Bu arada lazerli poliz diye bir yöntem uyguluyoruz. Biz, benim çok sevdiğim bir yöntem. Yaz öncesi de çok sık yaptığımız bir yöntem. Bölgesel yağ fazlalıklarını lazerle eritiyoruz ve alıyoruz. Böyle hayal gibi geliyor. Evet, bana da öyle geldi yani. Böyle çok yok, çok bu, kolay. Bu konuda bir şey söyleyeceğim. Bir arkadaşım, yani hiç bu piyasadan falan değil, bu işlerle hiçbir alakası yok. Bir arkadaşım bu uygulamayı yaptırdı. Karın bölgesine yaptırdı ve inanılmaz güzel sonuç aldı. Yani kesme yok. Burada değil tabii mi efendim? Çok evet, önemli. Evet, kesme yok, anestezi yok. Araştırın efendim, araştırın gerçekten. Ve arkadaşım, onu da söyleyeceğim. Sayın eşiniz yaptı bu ameliyatı. Evet, evet. Ve çok güzel sonuçlar aldı. Peki, yani ben size yaptırdığınızı çok sonra öğrendim, onu biliyordum da sonradan bir tesadüf eseri. Şimdi abis... çok mutlu, kıyafetlerini değiştirdi, artık daha dar kıyafetler giyiyor. Evet, evet, çok güzel. Peki, nedir lazer lipoliz? Bize biraz anlatın ki, yani biz de hakikaten güvenerek yaptırılır mı? Olay nedir, sistemi nedir? Biz eşimle beraber uyguluyoruz. Eşim de plastik cerrah. Evet. O da konuk olmak istiyor programımızda. İnşallah, İlk bekliyoruz. Şu ara çok yoğun bir operasyon dönemi geçiriyoruz. İnşallah. Bölgesel yağ fazlalıklarına artık hani liposakşına çok daha üstün bir alternatif diyorum. Ben çok liposakşını sevmediğim için, yöntem olarak kendim beğenmediğim için lazer lipolize daha da sıcak bakıyorum. Özellikle çok yoğun koşturmacası olan, vakit ayıramayan, kendine vakit ayıramayan, hastanede yatmak istemeyen, hiçbir riske girmek istemeyen hastalar için çok ideal. Aa, işte bugün ben gideyim göbeğimden kurtulayım. Vazgeçtim, bu basenlerle yaşamak istemiyorum. Bugün basenlerimden kurtulma günüm diyen ve ben buna 2 saat ayırabilirim diyen hastalar için çok ideal bir çözüm. Narkoz vermiyoruz. Süper. Evet. Hasta geliyor. Evet, operasyonu ameliyathane şartlarında yapıyoruz ama sadece hijyen bakımından ameliyathane ortamında yapıyoruz. Hasta narkozsuz bir şekilde uzanıyor. Lazerle gireceğimiz noktaları jetokainle, dişçilerin kullandığı lokal anestezik. Evet. Uyuşturuyoruz. O noktalardan, yani bir karın için 2 nokta, bacak için 2 nokta, hani öyle fazla sayıda nokta da değil. Ve pek çok yere de uygulanabiliyormuş. Yani kollar evet, dahil. Evet, kollar, bacak içleri, gıdı, basenler, göbek süper. Çevresi. Özellikle çok, erkeklerde çok. Göbek çevresine çok sık uyguluyoruz. Evet. Giriyoruz, ben de eritiyoruz. Yok, sizde yok Altay Bey. Teşekkür ederim. Evet. Uyguluyoruz, eritiyoruz. Yine çok ince kanüllerle suction yaparak yağ fazlasını alıyoruz. Oraya cilt altı tek bir dikiş atılıyor. İz falan kalmadan hasta iyileşiyor ve sosyal yaşantısı da hemen dönebiliyor. Yani saatine bakıp evet yağlarımdan kurtuldum, görebilir miyim diyor. Yağlarımı bana gösterir misiniz? Hani bebek doğmuş gibi önüne koyuyoruz böyle yağları. Bakın diyoruz, yağlarınız. Ay çok iyi. Şimdi yaza girerken bir telaş, tabii. Bir telaş herkes de. Şimdi mesela biriyle karşılaşıyorsunuz bu ay.
ay şekerim nasıl, ay çok kiloluyum bilmem ne falan. Bir ay sonra tekrar ay rejim yaptım. Bir aydır aç geziyorum falan diyor. Halbuki içten iç sesi ona, Harley polisi ben buna sorulamayayım diyor. Değil mi? Öyle oluyor. Yok kesinlikle öyle çok oluyor. Çok güzel bir yöntem. Ama lütfen araştırın. Tabii ki herkes, hepimiz aynı değiliz. Evet. Size olur mu, bize olur mu? Bize bunu en iyi doktorumuz anlatır. Kesinlikle doktorlarınızla görüşerek, konuşarak, onların fikrini alarak hareket edin. Araştırma çok önemli. Evet. Çok sadece önemli. Estetik amaçla da yapmıyoruz Deryan. Bunu sağlık amacıyla da yapıyoruz. Kesinlikle. Biliyorsunuz erkeklerde 102 santim, kadınlarda 88 santimi geçti mi bel sinyal veriyor. Hani tip 2 diyabet hastalığı, koroner kalp hastalıkları riski, felç riski bile iki katına çıkıyor. Tabii. O yüzden bu bel çevresindeki yağlanma çok önemli. Özellikle şimdi, bizde herkesin... buradan bu konuyla ilgili ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Lazer lipolizle gideceğim şimdi, botokstu, şuydu, buydu. Yağ aldırmanın hiçbir kötü yanı yok diyorum. Yağ aldırmak her zaman... Peki, ben bir şey sorabilir miyim? Buyur, sor. Mesela bir insandan ne kadar en fazla yağ alınabilir? Güzel soru. Eriterek çektiğimiz için ortalama 2-3 litre yağ çekebiliyoruz. 2-3 litre. Ama lazer liposakşından farklı bir yöntem. Evet. Diyelim 100 tane hücreye zarar veriyor. Hı-hı. Biz bunun 60'ını 70'ini çektik. Evet. Hasta kilo vermeye devam ediyor. Çünkü parçalandığı için. İlerleyen zamanlarda o bölgesi daha da inceliyor. Belki bir hafta sonra o inceliği görüyor ama bir ay sonra, iki ay sonra daha da inceliyor bölgedeki. Tabii. Çünkü yani onun miktarı önemlidir. Ben bir ara çünkü çok kilo almıştım, aşırı kilo. Hani düşündüm, gittik, konuştuk. Dediler ki işte liposuction'la alakalı. İşte en fazla bu kadar alabiliriz, fazla tabii. alamayız Yok, gibi. Aslında kilo verme yöntemi olarak uygulanması doğru değil. Bunlar vücut şekillendirme yöntemleri. Doğru. Ama bel bölgesi yağ çok tehlikeli. Birçok hastalık evet. için risk faktörü. Doğru. O yüzden çok önemli. Bu da yan etkisiz olması bakımından, narkoz istememesi, tabii. hastanede yatmayı gerektirmemesi bakımından bu. Çok yani, artı bir yöntem. Yani uğra 2 saatte göbeğinden... Tabii hele çalışanlar için yani. Evet çok direkt. Güzel yani. Evet. Bu işe devam edebilirsiniz. Tabii yaptırırsınız. Daha. Yani programa gelirsiniz. Yok çok fazla tabii. var. Canlı yayına çıkan çok fazla konumuz Hiç oldu. Hiç ilgilenmiyor. Evet. Hikmetciğim başka neyi sorayım? Botoks, motoks onları sorayım mı hayatım? Ruh güzelliği nasıl tedavi? Ruh güzelliği nasıl olur? Ruh güzelliğini ona bakmış kimse bir şey yapamıyor. Evet. Biraz sonra ondan da bahsedeceğiz. Ben onu geliştirmeyi düşünüyorum. Bütün bunlar düşünüyorum. Bir ruh güzelliği. O içte oluyor. Evet. Ben onu güzelleştirmek için. Bir şey yapamıyor. Evet, bir psikiyatristlerle biraz sonra evet. Kemal Bey gelecek. Ondan onu konuşacağız. Tamam. Şeyi sorayım mı? Botoks, motoks falan onları sorayım. Vallahi benim biraz gıdığım var ama. Mesela. Egzersizden geçmiyor. Sen sorma ben sorarım senin yerine. Evet. Mesela benim biraz gıdığım var. Ben soruyorum. Evet, gıdıya lazer lipoliz çok uyguluyoruz. Aa. Buradaki yağ dokusu lazerle eritiliyor. Lazerin ayrıca termal bir etkisi var bağ dokusunu sıklaştıran. Kol içlerinde, bacak içlerinde falan da kullanıyoruz bu etkiyi. Hem yağ dokusu gidiyor hem buradaki deriyi sertleştiriyor ve çene kontürünüzü oturtuyor. Ve bu Süpermiş. Etki kalıcı. Yani lazerin yaptığı etki hücreleri tamamen patlatması, eritmesi ve yok etmesi anlamında kalıcı. Bir daha o bölgeleriniz yağlanmıyor. Güzel, güzel. Bak neler yapılıyor hayatım, evet. görüyorsun. Evet. Buna bir de iç güzelliği ekle. Aynen. İç aynen. güzelliksiz bunlar işe yaramaz zaten. Derya Hanım bir şey belirteceğim. Buyurun efendim. İç güzellikle dış güzellik artık ayrılmıyor. O eskiden Kemal Bey... kötü bir şey mi söyledim acaba Kemal diye. Kemal Bey geldiğinde de altını çizersiniz belki ama artık biz diyoruz ki dış kendini güzel hissetmeyen, bir takım problemlerle yaşayan hastalara kesinlikle önerilmesi gereken şey bunlardan kurtulun. Bir an önce kurtulun. Hiçbir zaman ben bu problemimle eğer çözümü ama varsa... Ama yani dış güzellik de yönetmenim bir bana gel. Dış güzellik de birazcık yani o da yani bir duygusal, etki ediyor. Duygusal, bir duygusal çok bir duygusal. Şey var dış güzellikte. Yani evet vallahi... Şimdi Altay Bey'den korkarak şimdi söyleyeceğim yok, ama o kelime yok, yerine yok. Başka bir olur şey aramaya çalışıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Hakikaten çok şikayetçi olduğunuz bir şey varsa... Evet. Bakın ben atmayın diyorum. Atmayın, atmayın. Evdekileri böyle değiştirerek paralarınız cebinize kalsın. Kendinize yatırım yapın. Evet. Kendinize yatırım en yapın. Doğru bu yatırım. Çok önemli bir şey. Şimdi, şu botokstan falan da konuşalım. Vakit azalıyor. Konuşamayacağız diye ödüm patlıyor. Çok eğlenceli, güzel gidiyor. Buyurun. Ben Altay Bey'e... Ben hiç. Ben çok rahat olabilirsiniz.
kelliğimle çok barışıyorum. Yok, size yakışıyor. Teşekkür ederim. Yakışıyor evet. Yani. Ay bir dakika. Evet. Burada balla kesiyorum. Sizi bırakmıyorum. Daha çok soracağım şey var. Hemen mi gidiyoruz?